Cezayir ve Türkiye ekonomik, ticari anlamda iyi bir dinamizme sahiptir. Geçtiğimiz yıllarda da bu bağlamda ilişkilerimiz iyi bir gelişme kaydetmiştir. Öyle ki ticari ilişkilerimiz 5 milyar dolar seviyesini açmıştır 2022 itibariyle ve 2023 itibariyle de 6 milyar doların üzerine çıkmış bulunmaktadır. Ve böylece bizler ve Türk kardeşlerimiz Afrika'daki en büyük ikinci ortak konumuna ulaşmış durumdayız. Ve yine Türkiye'nin Afrika kıtasında yatırım yaptığı birinci ülke olmuştur Cezayir. Sayın Cumhurbaşkanı ile geniş ve detaylı bir görüşmede bulunduk. Bölgesel gelişmeleri detaylıca ele aldık. Özellikle de başta Orta Doğu olmak üzere gelişmeleri ve olası sonuçları ele aldık. Özellikle de Gazze'de yaşanan insanlık trajedisi ve Siyonist işgal devletinin işlemekte olduğu insanlık suçlarını ve bunun uluslararası bağlamdaki yansımalarını na değindik. Filistin halkının başkenti Kudüs olan bir bağımsız Filistin devletini 1967 sınırları içerisinde kurma hakkının olduğunu ifade ettik. Sistematik saldırılara, soykırıma karşı olduğumuzu beyan ettik. Ve bu kınamanın acil eylemle birlikte oradaki yerleşim yerlerinin genişlemesine engel olacak şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini ifade ettik. Aynı zamanda da Batı Şeria'da. Ve Gazze'deki soykırımın sorumlularının Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gerektiğinin altını çizdik. Yine aynı bağlamda sahil bölgesindeki gelişmelere değindik. Nijer'de, Mali'de olan gelişmeleri ve Batı Sahra konusuna değindik. Tüm bu konularda ortak görüş birliğine sahip olduğumuzu ifade ettik ve çabalarımızı daha da sıkılaştırma konusunda hemfikir olduğumuzun altını çizdik. Kardeş ülkelerde güvenliğin, barışın tesisi, bölgesel anlamda da barışın tesisi için ortak çabalarımıza devam etme kararı aldık. Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanı. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, sayın aziz sadr-ı vezira, a'da sahafa al-azza, uhiyikum bi khalis al-mashaa'ir wal-ihtiram. 2020 yılındaki ziyaretimden dost ve kardeş Cezayir'de yeniden bulunmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Şahsıma ve heyetime gösterilen hüsnü kabul dolayısıyla aziz kardeşime bir kez daha teşekkür ediyorum. İlişkilerimizde son 3 yılda yaşanan temas ve istişarelerin güzel neticelerini hep birlikte almaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz Cezayir ziyaretim sırasında Sayın Tebbun'la yüksek düzeyli işbirliği konseyimizin kuruluşuna karar vermiştik. Konseyimizin ilk toplantısını da geçtiğimiz sene Ankara'da yapmıştık. Bugün değerli kardeşimle birlikte yüksek düzeyli işbirliği konseyimizin ikinci toplantısına başkanlık ettik.
verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Münasebetlerimizi derinleştirmek adına atılacak adımlar hakkında fikir teatisinde bulunduk. Bu çerçevede hayata geçirilecek projelerin de yakından takipçisi olacağız. Konseyimizin adını stratejik tanımlamasını eklemek suretiyle yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi olarak yeniden belirledik. Bu karar ilişkilerimizin ulaştığı seviyenin ve beslendiği stratejik vizyonun nişanesi olmuştur. Kıymetli basın mensupları, Türkiye ve Cezayir asırlara sari dostluk ve kardeşlik bağlarına sahiptir. Geçen yıl 5,3 milyar dolarla rekor kıran ticaret hacmimizin bu sene sonunda 6 milyar doları yakalamasını bekliyoruz. Kardeşim Tebbun'la belirlediğimiz 10 milyar dolar ticaret hacmine de gayretlerimizi artırarak inşallah kısa zamanda ulaşacağız. Ticaret bakanlarımızın bugün imza attıkları ortak niyet beyanıyla müzakerelerine başlanacak tercihli ticaret anlaşmasının bizlere yardımcı olacağına inanıyorum. Cezayir'in Tebbun kardeşimin liderliğinde ekonomik potansiyelini değerlendirmeye yönelik çalışmalarını takdirle izliyoruz. 1400 civarında Türk firması bu sürece destek veriyor. Şirketlerimizin Cezayir'de hidrokarbon harici sektörlerdeki en büyük yatırımcı ve istihdam sağlayıcısı olmasıyla iftihar ediyoruz. Bu yatırımları daha da artırma gayretinde olacağız. Cezayir'in ülkemizdeki yatırımlarından memnuniyet duyuyoruz. Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmasının en kısa sürede imzalanması bu sürece destek verecektir. Cezayir'in altyapı alanındaki yatırımlarında müteahhitlik firmalarımızın önemli payı olması bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Ziraat Bankamız Cezayir'de şube açmak üzere gereken izinleri almıştır. Hayırlı olsun. Bu gelişme ekonomik ve ticari işbirliğimize büyük katkı sağlayacaktır. Enerji ve yenilenebilir enerji alanındaki ilişkilerimizi yeni ortaklıklarla çeşitlendirerek geliştirmeyi arzu ediyoruz. BOTAŞ ve Sonatrak arasında akdedilen doğalgaz sözleşmesi bunun güzel bir örneğini teşkil etti. Savunma sanayi alanında da çok büyük potansiyele sahip olduğumuzu görüyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde bu alanda neler yapabileceğimizi enine boyuna değerlendirdik. Cezayir'de Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ve Türkiye'de Cezayir Kültür Merkezi açılmasına ilişkin süreçlerin en kısa süre içinde tamamlanması çalışmalarımızı da hızlandırdık. Bir de Cezayir atasözünün de ifade ettiği gibi kul gayret eder, Allah tamamlar. İşbirliğimizi bu şiar temelinde her alanda geliştirmeye yönelik çabalarımızı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Değerli misafirler, kardeşimle Filistin'de yaşanan insani dramı da konuştuk. Cezayir, Filistin davasına en güçlü, en samimi desteği veren ülkeler arasında yer alıyor. Her iki ülkenin de vicdan aynasında makes bulan Filistin meselesinde Cezayir'in kararlı duruşunu takdir ediyoruz. Toplu cezalandırmaya dönüşen ve savaş suçu teşkil eden İsrail saldırılarını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Hastane, ibadethane, okul,
her koşulda koruma altında olması gereken mekanların hedef alınması, halkın göçe zorlanması vicdansızlıktır, barbarlıktır. Önceliğimiz Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi ve insani yardımların engelsiz şekilde bölgeye intikalidir. Bu yönde basına yansıyan haberleri biz de takip ediyoruz. Biz de sürece gereken katkıyı sunuyoruz. Filistin meselesi adil bir siyasi çözüme kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisi mümkün değildir. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin tesisi artık kaçınılmazdır. Bu doğrultuda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. İsrail ve Filistin'in üzerinde mutabık kalacağı adil bir barışın uygulanmasında bölge ülkeleriyle birlikte garantör olarak elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu açıkladık. Kıymetli basın mensupları, biraz önce muhtelif alanlarda imzaladığımız anlaşmalarla ikili ilişkilerimizin ahdi zeminini tahkim ettik. 13 imza attık. Türkiye ve Cezayir için hayırlı olsun. Önümüzdeki dönemde de ticaretten enerjiye, çevreden kültüre, ilişkilerimizin tüm veçelerinde atılabilecek ilave adımlar konusunda çabalarımızı sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Tebbun başta olmak üzere tüm Cezayirli kardeşlerimize samimi misafirperverlikleri için tekrar teşekkür ediyorum. İstişarelerimizin ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şükran. Sabah gazetesi Fatma Göksutor, efendim sorun Sayın Cumhurbaşkanımıza olacak. İkili görüşmenizde Gazze'de yaşanan soykırımın sona ermesi, yaralıların tahliyesi ve rehinelerin serbest bırakılması ile ilgili nasıl bir yol haritası çizdiniz? Teşekkür ederim. Şu anda rehinelerin iadesi ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Gerek Dışişleri Bakanım, gerek Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanım, Katar'la müşterek bir çalışma içerisinde süreci devam ettiriyorlar. Temennimiz odur ki bir an önce bu rehinelerin takasında neticeyi alırız. Sürekli görüşme halindeyiz ve beklentilerimiz buralardan olumlu neticeler almak. سيد الرئيس ربما الملف الذي يفرض نفسه في هذه الأيام هو القضية الفلسطينية وقطاع غزة. كنتم سيد الرئيس قد دعوتم إلى أحرار العالم إلى ملاحقة الكيان الصهيوني ومسؤوليه على جرائمهم في قطاع غزة. هذه الدعوة نالت استحسان الكثير من الدول على ما يبدو، بدليل أن العديد من الدول انضمت إليها والعديد من المنظمات والهيئات الحقوقية والإنسانية. سيد الرئيس، هل تتوقعون انضمام دول أخرى إلى هذه المبادرة؟ شكرا. هو قبل كل شيء نقيم تقييم إيجابي جدا ما قام به كل أصدقاء في مختلف الدول لما هبوا هبة واحدة بعد نداء الجزائر، لأن يقدموا مسؤولي جرائم الحرب والتقتيل الجماعي إلى محكمة الجنايات الدولية. إذا مشكورين،
وأعتقد أن لأول مرة أول مرة منذ 75 سنة بعد ومن ارتكبوا هذه الجرائم يفلتون من العدالة، لأول مرة بالأقل سيكونوا يقفون أمام العدالة من جهة. من جهة أخرى احنا مثل ما قال أخي فخامة الرئيس أردوغان، نحن معا في محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه حاليا من ضحايا ومن بإيقاف قتال يسمح للعائلات باش تسترجع نفسها بعد الشيء البشع اللي يقوم به الجيش الصهيوني في غزة. إذن لأول مرة ما فيش إفلات من الجرائم، هذه خطوة، ربما خطوة اللي تخلي الأصدقاء في أوروبا والأصدقاء في كل الدول الأخرى أن أصبح ملح وملح جدا قيام الدولة الفلسطينية، هو الحل الوحيد والنهائي اللي يفصل نهائيا في الصراعات هذه اللي موجودة في الشرق الأوسط. وقلناها وقالها أخي أردوغان، يعني الشرق الأوسط اليوم راه على فواهة بركان، إما نحل المشكل ولا ربما الأمور تأخذ مجرى آخر، ربما ما توقعها حتى واحد. ونتمنى إن شاء الله ينتهي العدوان على الفلسطينيين وتكون لهم دولتهم المستقلة إن شاء الله. احنا كنا بدأنا قبل مثل ما ذكرها لي أخي أردوغان، كنا متوقعين مش متوقعين جرائم لها توقع اليوم ضد غزة، ولكن عرفنا باللي وتيقنا مثل ما تيقنت تركيا شقيقة على أن حل فلسطيني يبدأ أولا بالمصالحة بين فصائل الفلسطينية. وصلنا إلى حد كان ممكن يدينا إلى أبعد ذلك، مع الأسف توقفت الأمور ومش حنا السبب، الله شاهد. أتمنى إن شاء الله باش نعاودوا نسترجعوا اللحمة تاع الفلسطينيين كلهم بكل فصائلهم، ونصل إلى فرض كيان إنشاء الدولة الفلسطينية في حدود جوان 67 وعاصمتها القدس الشريف. وشكرا. نهاية مراسم المؤتمر الصحفي بين رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد عبد المجيد تبون ورئيس الجمهورية التركية السيد رجب طيب أردوغان.